Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler, Türkiye'nin 81 ilini gezmeye, sektör sektör dolaşmaya kaldığı yerden devam ediyor diyoruz ve yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Muhammed Bey var. Muhammed Bey ile yemek alanında menülerimiz neler? En önce tercih edilen spesiyallerimiz neler? Burada neler yapıyoruz? Aynı zamanda yemek sektöründeyiz ve hijyende nelere dikkat ediyoruz gibi sorularımıza aynı zamanda yeni bölüm programımızı açıyoruz ve diyoruz ki hoş geldiniz Muhammed Bey programımıza. Öncelikle nasılsınız? Hoş buldum. Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Şırnak Cize'deyiz. Bizi de ağırlıyorsunuz. Çok da güzel ağırlıyorsunuz. Öncelikle çok teşekkür ederiz biz. Şehirden Haberler ekibi olarak diyoruz. Yemek sektöründeyiz. Burada tam olarak neler yapıyoruz diye konuşacağız ama öncesinde kaç yıldır açık işletmemiz? 4 yıldır bu sektördeyiz biz. 4 yıldır bu sektörde biz yemek alanında faaliyet gösteriyoruz. Vallahi buram buram da kokular geliyor burnumuza, çok da güzel kokuyor diyoruz ve merak ettiklerimizi size yöneltiyoruz. Burada neler yapıyorsunuz önce yemek olarak? Pide ve lahmacun çeşitlerimiz var, ayrıyetten de ızgara çeşitlerimiz bulunmakta. Pide, lahmacun ve ızgara çeşitlerimiz var. Kaç çeşit pidemiz var? Bizde 4 çeşit pide var. Kavurmalı pide çeşitlerimiz kuşbaşı, kıymalı, sade, kaşarlı. Bir de sade kaşarlı pide çeşitlerimiz bulunmakta. Lahmacun da var burada. Lahmacunlarımız Diyarbakır usulü soğansız lahmacunlarımız. Sadece kıyma ile biraz domates kullanıyoruz. Aynı zamanda bir de ızgara var tabii ama ben biraz lahmacuna değinmek istiyorum. Özel soslarımız var mı? Bunları yaparken hijyende nelere dikkat ediyoruz? Çünkü aynı zamanda yemek yani gıda alanında da faaliyet gösteriyoruz. Ustalarımızın kendine özel soslar var. Cize gibi bir yere Diyarbakır'dan özel ustalar getirdik. Dedik ki ustalarımız özel geliyor, soslarımız da özel aynı zamanda. İşin mutfak kısmında yer alan ustalarımızın tamamıyla el lezzetine bağlı bir şekilde burada çok güzel yemek yiyebiliyoruz dedik. İçecek olarak menülerimiz nelerdir burada? İçecek olarak bizde kutu kola, şekerli, şekersiz, şişe kola, Fanta, Sprite, şalgam, açık ayran, kapalı ayran gibi birçok çeşitlerimiz bulunmakta. El lezzetlerinize hayran kaldık açıkçası. Siz de sektörün önde gelen isimlerindensiniz. Yemek alanında da faaliyet gösteriyorsunuz. Peki bu hususta biz hijyende nelere dikkat ediyoruz? Almış olduğumuz önlemlerimiz nelerdir? Hijyen kurallarımız Covid döneminden kalma. Hijyen ve titiz kurallarına çok önem gösteriyoruz. Biz aslında sabah her gün geldiğimizde işletmemizin tüm temizlik kurallarını pandemi döneminden itibaren yaptık ve bunu hala daha yapmaya devam ediyoruz. Çünkü gıda sektöründeyiz. Bu bizim için çok önemli diyoruz. Almış olduğumuz önlemlerden biz tabii ki bizzat tanık oluyoruz, işletmemize görüyoruz. Birazdan ekran başındaki izleyicilerimize tanık olacaklar. Peki yemek sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Sormak istediğim bir soru daha var. Yavaş yavaş da röportajımızın sonuna geliyoruz ama burada bizi neden tercih etmeliler? Yani tabii ki müşterilerimize çok güzel yaklaşıyoruz ama bu alanda rakip sektörlerimiz de çok fazla. Sizi neden tercih etsinler? Fiyatlarda gösterdiğimiz her kesime hitap etmemiz, damak tadını iyi bilenler, verdiğimiz ilgiye bizi tercih etmeliler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgileriniz için. Peki işletmemizin sosyal medya hesapları nelerdir isim olarak? Instagram adresimiz Diyarbakır Kardeşler Lahmacun diye geçiyor. Başka bir sosyal medya hesabı kullanmıyoruz. Zaten de gerek duymuyoruz diyoruz. Yeni bölüm programımızın sonuna geliyoruz ama biz Diyarbakır Lahmacun ve Pide Salonu yazdığımız zaman aslında sektörün öne gelen isimlerinden güzel işletmemize ağırlanabiliyoruz. Her yerde çıkıyoruz. Başka bir şey de yapmamıza gerek kalmıyor dedik. Hijyenimize değindik. Tüm önlemlerimizi alıyoruz dedik. Çünkü gıda sektöründeyiz, yemek sektöründeyiz. Önemli bir sektördeyiz. Günlük kullanıyoruz dedik. Olması gerektiği gibi dedik. Ve ustalarımız, mutfakta çalışan, işin mutfak kısmında çalışan ustalarımız özel olarak gelip özel soslar kullanıyor dedik. Bugün size Şırnak Cize'den seslendik, yemek alanında faaliyet gösterdik dedik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyoruz.